Hemen tam bu söylediğinizle Evet. ilgili. Bilimin en önemli özelliği yanlışlanabilir olması. Evet. Ve siz yaptığınız çalışmalarda aslında bilimsel gerçekliklerin Kur'an'da da var olduğunu söylüyorsunuz ve bunu iddia ediyorsunuz. Şimdi bilim, yani hipotez kısmı, çünkü bunların çoğu teori zaten. Bunlar yarın bir gün yanlışlandığı zaman nereye döneceksiniz? O zaman Tabii. dönüp de kendi çalışmalarınıza baktığınız zaman, aa Kur'an'da bu böyle değilmiş ya da Kur'an'da yanlış mı yazıyormuş diye açıklayacaksınız. Nasıl olacak? Şimdi yani bilim yanlışlandığı zaman. Bilimin yanlışlanabilir olması. Yarın bir gün bugün Tabii. açıklamaya çalıştığınız teorilerin yanlışlandığı zaman sizin argümanlarınızda nasıl yer edecek? Tabii şöyle. Yani ben mi yanlış yaptım diyeceksiniz, Kur'an mı Kur'an, yanılttı evet. diyeceksiniz. Tabii ki ben yanlış yaptım diye.